Yeni bir Ne Var Ne Yok programıyla tekrar birlikteyiz. Ben Deniz Hüseyin Alptekin, sevgili dostum ve meslektaşım Yusuf Özkır ve bugün bir konuğumuzla beraberiz. Sayın hocamız Bünyamin Bezci. Sizlerle haftanın gündemini masaya yatıracağız, değerlendireceğiz her hafta yaptığımız gibi. Öncelikle ben sayın konuğumuz Bünyamin Hoca'yı tanıtarak başlamak isterim. Tabii tanıyanlarımız vardır, pek çoğumuz özellikle sosyal bilimlerle üniversitede iştigal edenler. Ama etmeyenler de olabilir. O yüzden tanıtmakta fayda var. Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde kendisi öğretim üyesidir. Profesör Doktor Bünyamin Bezci ve bir siyaset bilimci kendisi. Avrupa siyaseti, İslamofobi üzerine, Türkiye siyaseti, Türk modernleşmesi, hatta İttihat Terakki'den başlayıp bugüne kadar çeşitli siyasi partiler ve kurumlar üzerine yazmış olduğu kitaplar, makaleler var Sayın Bezci'nin. Ve kendisiyle bu haftanın gündemini bu hafta beraber konuşacağız. Sağ olsun bizleri kırmadı. Ve buradan direkt Yusuf istersen ben haftanın gündemini şöyle bir masaya koyayım. İzleyicilerimiz evet, bir baksınlar. Gündem yoğun zaten. Bayağı. Ne var ne yok listede menüde onu bir görelim. Sonrasında da Bünyamin Hoca'ya ne var ne yok deriz. Hem de Yusuf Hocama evet. Ne var ne yok diye soracağım. Sorularımı yönelteceğim. Tabii bu haftanın öne çıkan ilk karesi, ki bir resim karesinden, bir fotoğraf karesinden bahsediyorum. Muhalefet partilerinin, 6 siyasi partinin bir araya gelerek buluşması ve bir ortak pozisyon belirleme aşamasında etaplardan birini aşmaları olarak söyleyebiliriz. Kimdi bu 6 siyasi parti ve liderleri? Millet İttifakı olarak bildiğimiz CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti. Bu üçü masadaydı. Liderleri Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener ve Gültekin Uysal masadaydı. Onların dışında yine Millet İttifakı'na zaman zaman dahil olan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu masadaydı. Ve bu 4 siyasi partinin yanına 2 parti daha eklemlenmiş oldu. Bunlar da vaktiyle AK Parti'den kopan eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın partilerini temsilen bulunmalarını gördük. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni temsilen. Ve bu altılı bir ortak strateji belirlemek üzere bir araya geldiler ve ortak bir irade ortaya koyacaklarını söylediler. Ve akabinde de siyasi partilerin basın danışmanlarından, basın bürolarından çok böyle flash cümleler, açıklamalar geldi. Her şey çok güzel olacak diyen oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen oldu. Ve bugün yeni bir milat, yeni bir siyaset başlıyor diyenler oldu. Hakikaten de böyle ne diyelim, siyasette çıtayı, hedeflerini oldukça yukarıya koymuş oldular. Bu resimle başlayalım ben istiyorum. Ve Bünyamin Hocam eğer bizi duyabiliyorsa Sakarya'dan, Bünyamin Hoca'dan ilk sözü alalım. Hocam, o fotoğraf karesi sizce ne anlatıyor bize? Türkiye'nin geleceğe dair ortak bir siyaset çıkar mı o masadan? Şayet çıkarsa nasıl bir siyaset çıkar? Bizi neler bekliyor? Yani ben genel olarak şöyle düşünüyorum Hüseyin Hocam. Yani ortada aslında ne bir milat var ne de bir yeni etap var. Yani siz yeni bir etap olarak bahsettiniz. Yani temelde aslında toplandı desinler diye toplanılmış bir mesele var. Çünkü hani alınan kararlar açısından baktığınızda bunu neye dayandırıyorum? Şuna dayandırıyorum. Alınan kararlar açısından baktığınızda aslında teknik komitelerin aldığı kararlardan farklı bir şey almadılar. Şimdiye kadar zaten teknik komiteler 3 aşağı 5 yukarı benzer genel başkan yardımcıların toplantılarında benzer kararlar almışlardı. İşte 9 maddeden bahsediyorlardı, bazen 6 maddeden bahsediyorlardı. Ama en nihayetinde yine alabildikleri tek karar güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir slogan oldu. Yani bunun dışında aslında bu sloganın da içeriğinin ne olduğu konusunda da henüz anlaşamamış olduklarını 28 Şubat'a kadar da müzakerelerin devam edeceğini, 28 Şubat'ta hani bir şekilde bir milat oluşturacağını falan düşünüyorlar. Yani aslında ortada bir milat olmadığı için muhtemelen bir milat tarihine atıf yaparak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla ama şöyle bir şey var. Her şeyin ötesinde yani masanın yeni elemanlarıyla birlikte aslında bir nevi masanın ağırlık noktalarını değiştiğini gördüm ben. Yani bu çok önemli bir bence tespit olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir şey ki geleceğin, özellikle geleceğin masada çok istekli ve arzulu bir şekilde oturduğunu ve bir nevi aslında gelecek
partisi liderinin neredeyse Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yaptığını ve Kılıçdaroğlu lehinde bir ağırlık oluşturduğunu masanın fotoğrafından hissedebildiğimi söyleyebilirim. Yani çok da öyle hani bilgiye dayalı bir şey olarak söylemiyorum ama görünen köy biraz bunu gösteriyordu. Masadaki ağırlık değişmişti. Yani masada özellikle dört parti olduğu dönemlerde ağırlık İyi Parti yönündeydi ki masanın galiba en mutsuz kişisi İyi Parti Genel Başkanı'ydı. Çünkü kendi ağırlığı da bir şekilde hafiflemişti. Bir anlamda kendi tezleri de aslında ağırlığı kadar olacaktı diye düşünüyorum. Bu anlamıyla bakarsak aslında masa bana daha ziyade işte bir nevi teknik komitenin bir devamı olarak hani ne zaman toplanıyorsunuz, kiminle toplanacaksınız, yani hala toplanmadınız mı gibi kamuoyu baskısıyla bir araya gelmiş bir altı parti liderini gösteriyordu. Ama buradan en karlı çıkanın, yani masadan kısa vadede en karlı çıkanın Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu masayı oluşturan, masayı kuran, masayı yöneten birisi olarak aslında bir nevi kendi pozisyonunda, özellikle adaylık pozisyonunda masa ile birlikte güçlendirdiğini düşünüyorum. Yani hocam diyorsunuz ki bu masada hesap gelecekse ödeyecek kişi Kılıçdaroğlu. Yani masanın baş köşesinde Kılıçdaroğlu oturuyor. Diğerleri daha eşit bir görüntü mü verdiler size? Hani Yani İyi Parti'nin şöyle rahatsızlığı bu mu? düşünelim. Daha küçük Şöyle partilerle düşünelim. eşitlendiği için mi rahatsız? Hayır, daha eşit bir görüntü değil. Yani özellikle masanın yeni elemanları Kılıçdaroğlu lehinde bir ağırlık oluşturdular. Yani çünkü onların hesapları farklı olduğunu düşünüyorum. Yani düşünün mesela, yani geleceğin hesabı nedir? Geleceğin hesabı şudur. Gelecek 2023'e oynayan bir parti değil. Bu kendisi de çok iyi biliyor. Bunu deva içinde söyleyebiliriz. Her ikisi de aslında Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir seçime hazırlanıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir seçim 2023 değil. 2023'ten sonraki seçim Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir seçim. Orada da karşılarında güçlü bir profil olsun istemiyorlar. Ve bundan dolayı da aslında çok ciddi bir şekilde yani gayet rasyonel bir bağlamda Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini düşünüyorum. Ve bu destek aslında masanın ağırlığını değiştirdiğini düşünüyorum. Evet. CHP lehine. CHP Eğer lehine. CHP, Akşener aleyhine. Kılıçdaroğlu lehine. Kılıçdaroğlu Evet. lehine. Evet. Şimdi Yusuf'a döneceğim buradan hocam müsaadenizle. Yusuf hocam, tabii işte masada kimlerin olmadığı da önemli ama ona biraz sonra Evet, geleceğiz. Ben evet. hala masadakileri konuşalım istiyorum bu tur içerisinde. Şimdi Bünyamin Hoca ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki bu masaya yeni oturan, işte küçük parti demeyelim ama sonuçta yeni kurulmuş ve henüz oturmamış partiler var. Birisi Gelecek Partisi, birisi Deva Partisi. Ve Bünyamin Hoca diyor ki bu partilerin hedefinde 2023 yok. Biz Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde indirelim. 2023'te o aradan çıksın. 2028'de masada oturanlar birbirine karşı dönüp kozlarını paylaşabilir. Ama önce bir ortak düşman tırnak içerisinde onu indirelim. Erdoğan'a indirme masası. Böyle mi okuyorsun sen de? Yoksa bu masadan bunun dışında başka bir ajanda, kurucu bir söylem, başka bir siyaset sana bir iz, bir böyle bir umut çıktı mı? Şimdi o bildiriyi okuduğumuzda yani yuvarlak masa etrafında toplanan 6 siyasi aktörün yayınladığı bildiriyi okuduğumuzda genel hatlarıyla iki vurgunun ön plana çıktığını görüyoruz. Birincisi senin söylediğin gibi Bünyamin Hoca'nın da atıf yaptığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde yenebilme çabası. İkincisi de güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu var. Dört yerde güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunun geçtiğini görüyoruz. Onun dışındaki ifadelere baktığımızda kabaca çok genel geçer ifadeler kullanılmış. Yani hukukun üstünlüğü, adalet vurgusu, liyakat vurgusu, ekonomiyi düzelteceğiz vurgusu. Ama tabii bunlar hepsi hepimizin iktidarda bulunan aktörlerin de aynı zamanda altını çizdiği, vurguladığı ifadeler. Tabii ki hayat çok dinamik, süreçleri çok değişken ve her zaman adaletin üstünlüğüne hepimiz vurgu yapıyoruz. Herkes vurgu yapıyor. Yani 100 kişiyi bir odak çalışma için bir odaya toplasanız ve hepsine sorsanız
hepsi farklı siyasi kimlikleri ve ideolojilere sahip olsa bile hepsinin de söyleyeceği ortak cümlelerdir bunlar. Adaletin üstünlüğünü sağlamak istiyoruz. Ekonomide herkesin eşit pay almasını için çaba sarf ediyoruz. İşte şiddetin veya işte insanlara zarar verecek uygulamaların sona ermesini istiyoruz. Dolayısıyla bu genel geçer ifadelerin bu metinde bolca 2-3 kere ben okudum. Bolca çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Hani o anlamda buradan hani metinden hareketle bunu söylüyorum. İdealize edecek ya da işte topluma, siyasete çok yeni söylemiş bir şey yok. Ama 28 Şubat'ta ikinci toplantıyı yaptıklarında yeni bir şey söyleyeceklerini ve bir yol haritası açıklayacaklarına dair beyanatları var bu siyasi aktörlerin. Dolayısıyla biraz onun için oraya beklemek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla yani Bünyamin Hocama katılıyorum bu CHP açısından yaptığı analize. Şimdi bu hani Türkiye'de birbirinden farklı düşünen muhalefetteki bu siyasi partilerin hani bir masa etrafında toplanması bir kısmının bu yeni bir olgu değil. Hani yeni bir olgu değil ama yine de toplanmış olmaları ve konuşmuş olmaları Türkiye'deki demokratik standartların ne kadar yüksek olduğunu göstermesi açısından ve toplumdaki yine bu muhalefet partilerin iddia ettiği gibi fay hatlarının o kadar da keskin olmadığını göstermesi açısından bence değerli ve önemli. Yani bunun altını bir kere çizmek lazım. İkincisi bu şey noktasına katılmıyorum. Hani benzemezler. İşte birbirine benzemezler bir masaya oturdu. Ben buna katılmıyorum. Çünkü evet iki benzemez var. Cumhuriyet Halk Partisi ve ötekileri. Tamam bunlar birbirinden farklı ama mesela şu yüzden mi? Gelecek hani Partisi CHP daha bu hani sol olarak kendisini tanımlarken sol, diğerleri daha spektrumun sağında kaldıkları evet, için mi diyorsun? Evet. Aynen bu şekilde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman marjinal solu temsil ediyor. Zaman zaman Kemalizmi temsil ediyor. Ama İyi Parti'de hani ona yakın ara bir yerde şu anki formatı açısından baktığımızda ama mesela onun yanında oturanlara baktığımızda bu partilerin birbirine benzemezliği konusunda benim şüphelerim var. Mesela Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan ya da Deva Partisi ile Gelecek Partisi hangi açılardan birbirine benzemiyor? Yani bu entelektüel bir tartışma düzleminde yani ekonomiye işte serbest piyasa ekonomisine bakışları medeniyet ya da ulus devlet perspektifinde nereye bakıyorlar? Buralarda entelektüel bir tartışma yapılabilir ama bu genel olarak hani toplum nezdinden yukarıya doğru siyasete doğru bakıldığında hangi açıdan benzemiyorlar? Yani ikisinin AK Parti'ne ayrılıp da niye bir partide değil de iki ayrı partide olmalarının cevabını bu topluma vermeleri lazım. Yani dolayısıyla orada bir kendi aralarında bir iktidar çatışması, bir koltuk çatışması, bir koltuk kavgası olduğunu açıkçası düşünüyorum. Demokrat Parti. Demokrat Parti'nin siyasi geleneğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani Demokrat Parti ile mesela bu iki parti arasında ve İyi Parti arasında ne kadar fark var? Saadet Partisi ile ne kadar fark var? Saadet Partisi ile Gelecek Partisi arasının tabanlarına bakalım. Yani onlara oy vermeyi düşünen insanlara bakalım. Yaşam biçimlerine bakalım. Yaşam biçimindeki daha alt kategorilerdeki tercihlerine bakalım. %95 uyumludur. Ya dolayısıyla burada bu birbirine benzeyen 4 sağ partiyi, ben böyle söylüyorum, birbirine benzeyen 4 sağ partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir masada toplayıp kendisine koltuk değneği yapabilmesi CHP açısından bir başarıdır. Bu başarıyı da Sayın Kılıçdaroğlu'na yazabiliriz. Yani hakkını teslim etmek lazım ve Bünyamin Hoca'nın söylediği gibi İyi Parti'ye karşı da bu diğer sağ partileri sahaya sürerek Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Evet, Yusuf güzel bir yere getirdin konuyu. Şimdi Bünyamin Hocam tekrar size döneceğim. Yusuf şöyle bir noktaya işaret etti. Şimdi baktığımızda CHP hani tabii çok eskiye gitmeye gerek yok. Hani hakikaten de ta Ecevitli yıllarda 72'lerde 76'larda CHP'nin sandıkta başarılı olduğu bir dönem var. Ama bizim hatırladığımız en azından benim kendi hayatımda hatırladığım CHP %20'ler bandındaki bir CHP. Ve şimdi o CHP az evvel Yusuf'un da söylediği gibi birbirine çok benzeyen tabanları açısından da nispeten ilkeleri açısından da diyebileceğimiz
Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi sağda kullanılan partileri bir nevi onların üzerinden iktidara yürüyecek bir yol yaptı kendisine. Peki bu partiler çok mu saflar? Bu partiler hani iktidarı AK Parti'den alıp CHP'ye bırakıp hadi siz yönetin mi diyecekler? Yoksa bu partilerin de ki az evvel siz bahsettiniz hani 2028'e hazırlanıyorlar. Kabilinden bir bahsiniz oldu. Ama o zamana gitmeden de hani bu önümüzdeki 5-6 yıllık sürede hiçbir bir planları yok. Hani acaba iktidar ortağı olmak isteyecekler mi? Ya da ülkeyi CHP ile beraber yönetebileceklerine mi inanıyorlar? Hani bir bölüşüm masası mı aynı zamanda bu masa? Ya şimdi CHP açısından bakarsak aslında hikaye şöyle. Yani CHP'nin iki büyük aslı saadeti var. Birisi 30'lu yıllardaki Kemalist CHP. O bir aslı saadet oluşturuyor. 28 Şubat'ta o aslı saadetin ne demek olduğunu bir nostalji olarak gördük. İkincisi de 70'li yıllardaki Ecevit CHP'si. O da Sosyal Demokrat CHP. Ama bir de şimdi olan bir CHP var. Yani özellikle Kılıçdaroğlu ile birlikte. Hatta Kılıçdaroğlu'nu da pek saymamak lazım. Hatta Baykal döneminde sağ açılımla birlikte başlayan ama daha sonra işte liberal muhafazakarlara, Kılıçdaroğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun bu ittifak siyasetiyle birlikte İyi Parti gibi milliyetçi siyasete, işte Saadet gibi İslamcı siyasete, işte AK Parti'den kopan muhafazakar siyasete, hatta HDP gibi ayrılıkçı siyasete açılan bir CHP söz konusu ki artık bu CHP yani 30'lu yıllardaki ve 70'li yıllardaki CHP'den de farklı olarak iyice biraz şizofrenik bir CHP'ye dönüşmüş durumda. Yani CHP'li seçmen aslında neye oy verdiğini bilmeden sadece bir şeye oy veriyor. O da yani bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmeye oy veriyorlar. Yani işte hedefimiz iktidar derken aslında kastettikleri şey bu. Çünkü masaya baktığınız zaman bir CHP'li seçmen açısından bakarsanız bir zamanlar Madımak'la suçladıkları adam o masada oturuyor. Bir zamanlar Suriye'yle suçladıkları adam o masada oturuyor. Bir zaman özellikle 70'li yılların o terör ortamında karşılarında durdukları milliyetçi siyaset o masada oturuyor. Bir zamanlar işte Kemalist bir CHP'nin ayrılıkçı olmakla suçladıkları HDP o masanın gizli ortağı. Yani baktığında bir zamanlar işte kanlı bıçaklı oldukları 50'li yıllardaki Demokrat Parti yine o masanın ortağı olarak oturuyor bir şekilde. Yani genel olarak baktığımızda ya da bir zamanlar işte AK Parti ile muarızlığı bağlamında ciddi bir şekilde karşı karşıya durdukları ya da ekonomik işte ne diyeyim ona krizden sorumlu tuttukları neoliberal siyaset, neoliberal ekonominin Türkiye'yi mahvettiğini söyledikleri baş aktörlerden bir tanesi yine kendileri aynı masada oturuyor. O yüzden bu anlamda CHP siyaseti veya CHP siyaseti seçmen açısından oldukça şizofrenik bir siyasete dönüşmüş durumda. Artık tek kişilikli değil, iki kişilikli değil, belki 3-4 kişilikli bir CHP'den bahsetmek gerekiyor. Yani bir zamanlar CHP'nin 70'li yıllarla 30'lu yıllar hikayesi bir trajedi olarak okunabilirdi. Ama artık trajediyi aşmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesele şu bir taraftan da. Yani evet, az önce Yusuf Hoca'nın bahsettiği gibi yani bir hedefler beyannamesi yapıyorlar. Yani bu hedefler beyannamesinde ama nasıl yok? Yani iyi de bu mesela liyakata nasıl ulaşacaksınız? Ya da eğer ortada bir toplumsal sorun olduğunu düşünüyorsanız, Kürtler bağlamında ve demokrasinin de Diyarbakır'dan geçtiğini düşünüyorsanız iyi güzel de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapacaksınız? Mesela diyelim ki Kürtçe eğitim konusunda ne diyeceksiniz? Ya da işte özellik konusunda ne söyleyeceksiniz? Hiç bunlarla alakalı bir nasıl yok dikkat ederseniz. Ya da adaleti nasıl sağlayacaksınız? Ya da ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Hedefler var ama bu hedeflerin nasılı yok aslında. Yani bu anlamda yani bu bağlamda baktığımızda aslında tek uzlaştıkları bir şey var. O da bence slogan. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemden aslında bilinen aslında mesele şudur. İşte hükümetin kolay kuruldu, kolay bir şekilde görevden alınmadığı bir sistemdir güçlendirilmiş parlamenter sistem. Almanya'da olduğu söylenir ama Alman siyasetine reel olarak baktığımızda
Aslında bunu çok görmeyiz. Yani Almanya'da son iki seçimdir. Hükümet çok zor kuruluyor. Yani bir tanesi 6 aya yakın sürdü, bir tanesi 3 aya yakın sürdü. Ama işte bunlar Alman siyaseti içinde absorbe edildiği falan düşünülüyor. İşte eski hükümet olduğu gibi görevde kalıyor. Eski hükümeti düşürebilmeniz için yani sizin nitelikli bir çoğunluğa ulaşmanız gerekiyor. Ama hükümeti kurmanız için bir anlamda basit çoğunluk, katılanların %50'sinden fazlasının evet demesi yeterli. Yani orada bir nevi 367 gibi garabetler olmuyor. Yani hükümeti kurarken. Ama bu kadar. Bunun ötesinde herhangi bir mesele yok güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Velev ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl bir yol haritasıyla gidecekleri de belli değil. Yani birbirine benzemedikleri noktalardan bir tanesi de burası aslında bir taraftan. Yani evet benzer tarafları çok fazla ama yani kimisi diyor ki 5 yıl içinde işte bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme gidelim. Kimisi diyor ki 2 yıllık bir diyelim ki bir süreçte yapalım bu işi. Kimisi diyor ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme gidesiye kadar o zaman ne yapacağımızı belirleyelim. Yani kimin hangi postları alacağını belirlemekle alakalı bir şey. Çünkü nihayetinde bu bir koalisyon olduğunu iddia ediyorlar. Kimisi diyorlar ki hayır sadece yani sadece bu konuda uzlaştığımızı söyleyelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusuna söz verelim. Geri kalan bütün konuları seçimden sonraya bırakalım. Seçimden sonra uzlaştığımız konularda devam ederiz. Uzlaşamadığımız konularda ayrılırız diye düşünüyorlar. Yani bu açıdan baktığımızda masada oturanların güçlendirilmiş parlamenter sistem sloganı dışında herhangi bir konuda uzlaştıklarını ben doğrusu verdikleri beyanlardan çıkaramıyorum. Hedefler var ama nasıl yok. Nasıl da gördüğümüz zaman 28 Şubat'ta göreceğimizi düşünüyor muyum? Çok düşünmüyorum. 28 Şubat'ta göreceğimizde hedefler olacak. Yani hedefleri sıralayacaklar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir ortak payda sloganı üretecekler. O kadar. Bunun ötesinde mesela güçlendirilmiş parlamenter sisteme gidiş veya oraya doğru evriliş yolunu bile göreceğimizi doğrusu çok tahmin etmiyorum. Ama yani ne göreceğiz? Diyecekler ki işte güçlendirilmiş parlamenter sistem şudur. İşte temelde anayasada işte biz 7 yıllık bir cumhurbaşkanlığı öngörüyoruz gibi genel geçer ifadeler. Ama mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem için ne kadar oy gerekiyor? Ne zaman yapacağız? İşte anayasada hangi anayasa maddelerinde anlaşacağız? Anayasanın mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem demek anayasa değişikliği demek. Anayasa değişikliğini hangi bağlamda yapacağız? Hangi anayasa maddelerini değiştireceğiz gibi bir yol haritasının doğrusu 28 Şubat'ta ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Ama diyecekler ki yeni anayasa üzerinde çalışmalarımıza başlıyoruz. Hocam, o zaman isterseniz bir sonraki turda parlamenter sisteme döneceğimizi varsayarak ya da yaşanmışı var bunun. Belki geçmişteki parlamenter sistem tecrübesi üzerinden de yeni bir başlık açabiliriz. Ama onun öncesinde ben yine şu masa fotoğrafından Yusuf'la devam etmek istiyorum. Yusuf, şimdi masada kimlerin olduğunu konuştuk. Hatta hocam da, Bünyamin hocam da az önce söyledi. Evet. Çok çeşitli bir masa. Çünkü hakikaten de şimdi bakıyorsunuz hocamın dediği gibi uzun yıllar tırnak içerisinde, ki benim katılmadığım bir ifade, Madımak katili diye CHP'lilerin lakap taktığı Sayın Karamollaoğlu. CHP'nin özelleştirmelerden işte cari açık eleştirilerinin hedefi olan Ali Babacan, Suriye politikasından sorumlu tuttukları, bundan dolayı eleştirdikleri Ahmet Davutoğlu ve tarihi boyunca kavga ettiği Demokrat Parti, ki bence bugünkü Demokrat Parti ile o günkü Demokrat Parti ile aynı terazide tartmak yanlış olur. Evet. Yeni bir parti var karşımızda ve yine 90'lı yıllardan sorumlu tuttukları dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener. Yani hakikaten de olanlar bunlar, masada olanlar bunlar ve bu ittifakın geleceği adına zor bir süreç. Eğer başarabilirlerse hakikaten tebrik etmek lazım, zor bir süreç. Ama benim ilgimi çeken bu fotoğrafta yer alanlar kadar bir de almayan, ama almadığı halde de yer alanların pek çoğundan daha çok konuşulan bir aktör var: HDP. HDP ittifak karesinde yer vermedi, yer bulamadı kendisine. Ama geçmiş seçimlerde de şunu biliyoruz: gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalsaydı,
HDP'nin CHP'ye bir desteği söz konusu olacaktı. Belediye seçimlerinde hakeza büyük şehirlerde aday göstermedi HDP ve seçmenlerini CHP'nin adaylarına yönlendirdi. Dolayısıyla adı konmamış bir ittifak ortaklığı var. Ama fotoğraf karesinde yok. Neden yok? Eğer HDP 7. parti olarak 28 Şubat'taki toplantıda yahut sonrasında o fotoğraf karesine yer alabilir mi? Alırsa ne olur? Şimdi son aslında 7 Haziran 2015 seçimleriyle birlikte baktığımızda HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok yakın bir işbirliği, bir paslaşma olduğu açık. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP, yani o zamanki adıyla BDP, barajı aşabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çağrısı vardı. Her evden bir oy HDP'ye verilmesi yönünde. Tabii bunu HDP resmi, Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak kabul etmiyor ama CHP içerisinde pek çok aktörün bu doğrultuda o dönem açıklamalar yaptığını biliyoruz. CHP'li hani ailelerden de bu yönde pek çok hani sohbet esnasında içerik aktarım yapılmıştı. Yani 2015 yılından bu yana devam eden bir işbirliği var ve bu işbirliği çerçevesine baktığımızda CHP ile HDP arasında mesela İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi geçiş formunu oluşturacak şekilde ara kategoriler de ortaya çıktı. Hedefleri bakımından, topluma yaklaşım biçimi açısından, siyasete yaklaşım biçimi açısından ara kategorilerle baya baya birçok konuda özdeşleşmiş bir siyasal yapı karşımıza çıktı. Ama bunun resmi olarak topluma ifade edilmesi hiçbir zaman yapılmadı. Şimdi 2018'e özellikle baktığımızda 2018 seçimlerinde de 2019 belediye seçimlerinde de aslında HDP açık bir şekilde Cumhur İttifakı karşısında olan partileri destekliyoruz dedi. Kim onlar? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhur İttifakı'nın karşısındaki partiler çok açık. Onları desteklediler ve bu doğrultuda CHP'nin işte birçok büyükşehir belediyesini kazandığını gördük. Ama şöyle bir durum da var. Doğrudan HDP'yi aynı masaya oturtmak, yani Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğer aktörlerle birlikte tek bir masa etrafında oturtmaktan da utanıyorlar, çekiniyorlar, biraz da korkuyorlar. Bunun nedeni de şu, Türkiye'de öyle veya böyle dünyada da olduğu gibi yükselen bir milliyetçilik dalgası var. Bu milliyetçilik dalgası doğrultusunda HDP'ye PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadığı için ve bu doğrultuda beyanatlarda bulunmadığı için yönelmiş bir öfke var. Bu öfke toplumun çok büyük bir kesiminde var. Peki muhalefetin tabanında da var mı bu öfke sence? Ben bu öfkenin büyük ölçüde muhalefetin tabanında da olduğunu düşünüyorum. Onlar da HDP ile bu utangaç işbirliğinin, ilişkinin köprüyü geçene kadar hani bir şekilde devam etmesini ama köprüyü geçtikten sonra da bu ilişkinin bitmesi yönünde büyük çoğunluğunun ben bu yönde düşündüğünü farz ediyorum. Ama HDP her halükarda kazanan durumda olur. Çünkü HDP'nin amacı da şu. HDP bunu bilmiyor mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi'nin içinde olduğu bir koalisyon, ya bir yapı, HDP'nin Türkiye'de gerçekleştirmek istediği o ayrılıkçı yaklaşımlara ortak olmayacağını bilmiyor mu? Bence HDP de biliyor ama HDP'nin de oradaki kazancı şu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti PKK'ya karşı tarihinin en önemli operasyonlarını, en büyük operasyonlarını yapıyor ve PKK hani 30 yıllık bu terör tarihine baktığımızda en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor ve Türkiye içerisinde neredeyse büyük ölçüde büyük eylem yapamayacak noktaya gelmiş durumda. Onların da amacı şu. Bir şekilde iktidarı düşürdüğünde yaşanacak o geçiş sürecinde PKK'nın nefes alması, YPG'nin nefes alması, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde MİT'in ve istihbaratın, TSK'nın birlikte düzenlediği o büyük operasyonların durması. Yani ne kadar durabilirse bir hafta, 10 gün, bir sene, bir buçuk sene ne kadarsa HDP'nin de amacı bu. Yani PKK'ya nefes aldıracak şekilde Türkiye'de iktidarın bir şekilde durağanlaşması. Dolayısıyla o da kazanmış olacak. Böyle bir şey var. Böyle bir tablo var karşımızda. O yüzden ben HDP ile bu ittifakın çok net bir ortağı, yani amaçlar açısından söylüyorum. Yani amaçları açısından çok net bir ortağı olmasına rağmen
HDP'nin aynı masaya oturtulmayacağını, 400 bin oyluk Demokrat Parti'ye gösterilen saygının CHP ve diğer masadakileri tarafından 400 bin oylu Demokrat Parti'ye gösterilen saygının 5-6 milyon oyu olan HDP'ye gösterilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunu gösterdikleri takdirde, onu eşit bir şekilde o masaya aldıkları takdirde oy kaybedeceklerini ve hedeflerine negatif bir yansıması olacağını görüyorlar. HDP de bu kendisine yapılan muameleyi kabul etmek zorunda. Ve ne kadar açıklama yaparsa yapsınlar bunu kabul etmiş durumdalar ve bunun bir adım ötesine gitme ihtimalleri yok. Yani o ittifağı destekleme dışında bir şansları bu mevcut koşullarda yok. Dolayısıyla kendilerine HDP, CHP ve yanındaki diğer siyasi partilerin kendisine biçtiği ikinci, üçüncü rolü, utangaç pozisyonu kabul etmek zorunda ve ederek yoluna devam ediyor. Alan razı, veren razı diyorsun. Şu an öyle görünüyor. HDP için işte bakanlık almakmış, bunların sözünü almakmış önemli değil. Bu arada şu mühim olan Cumhur İttifakı'nın bir şekilde devrilmesi, iktidardan bu, gitmesi. Hüseyin, bu arada masadan kulisler falan da yansıdı. Biz hiç onlara girmedik. Yani kulis aslında var mı sende? Şöyle, ben hani Bünyamin Hoca ilk başta biraz bahsetti de Davutoğlu ile ilgili birkaç şey söyledi o. Enteresan şeyler var. Şimdi köşe yazarlarına baktığımızda muhalefet cenahından Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, işte Bir Gün vesaire. Bir bayram, Karar Gazetesi, bir bayram havası var yani oralara baktığımızda. Hepsiyle konuşmuşlar, hepsi çok mutlu vesaire ama bazı böyle birbiriyle çok tezat kulisler de var. Mesela İsmail Saymaz diyor ki İYİ Parti çok üst düzey bir isimle görüştüm. Meral Hanım toplantıda neredeyse hiç konuşmamış. Çok mutsuzdu, çok agresifti, çok negatif duruyordu. Nagihan Alçı tam tersini yazıyor. O da diyor ki kulislerden aldığım bilgiye göre masanın en neşeli, en mutlu ismi, en çok espri yapan ismi Meral Akşener'di. Şimdi böyle bir birbiriyle tezat şeyler, kulisler de var. Davutoğlu ile ilgili mesela bir takım kulisler yansıdı. O da değişik, hani hakikaten ben açıkçası yakıştıramadığım bir açıklamada yapmış. Diyor ki ittifakın adının değiştirilmesi konusuyla alakalı o öneri benden değil, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiydi vakti zamanında. Bunu yazan gazete de Cumhuriyet Gazetesi'ymiş. Şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki ya bunu yazan diyor Türkiye Gazetesi olsa, Akit Gazetesi olsa, Hürriyet Gazetesi olsa anlarım ama Cumhuriyet gibi bir gazetede böyle bir iddianın çıkması beni üzdü babından cümleler kuruyor. Yani Türkiye Akit kötü medya, kötü medya, Cumhuriyet iyi medya. Cumhuriyet Gazetesi böyle bir ayrıma gidiyor. MİT kumpası haberlerini yayınlayan savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKPC'li teröristler tarafından başına silah dayalı o fotoğrafını basan ve bu bizim zorlandığımız yoldur manşetini atan gazete iyi gazete oluyor. Yani bu siyasette tabii hani Bünyamin Hocam siyaset bilimi konusunda bizden daha hani bilgi birikime sahip birisi. Zaten kapanışı Bünyamin Hoca'da yapacağız. Ona soracağım ama bir soru tamam, olacak. Siyasette dönüşler rasyonel çıkarlar gereği olabiliyor ama hani ya, toplumsal zemini bu kadar reddedecek şekilde ideolojik ve ne diyelim siyasi kültürel kodlarla bu kadar ters düşecek şekilde ya, tukaka yapmak da ne bileyim yani çok şık durmuyor gibi siyasetçilerin üstünde. Yani biraz daha dengeli bir dil, daha dengeli bir yaklaşım olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Peki Bünyamin Hocam, öyle görünüyor ki kapanışı sizinle yapacağız bugün. Şimdi az evvel bir virgül bırakmış olduk, bir virgül koymuş olduk sizin konuşmanıza. Dediniz ki ya bu ittifaktan somut olarak çıkan tek öneri şu ana kadar parlamenter sistem önerisi. Buna Yusuf da değindi. Hani çok genel geçen ifadeler var. İşte ekonomiyi düzelteceğiz, özgürlük, adalet, eşitlik, biraz böyle Fransız İhtilali ilkeleri gibi. Ama sonrasında ne olacağı yok, bilinmiyor. Hani Fransız İhtilali'nde de bu ilkelerle gelenler bir baktık giyotinleri kurdular. Özgürlük getiriyoruz diye böyle üçer beşer, yüzer yüzer kelleler kesildi. Hani o günler tekrar geri gelmez tabii ama öyle bir enstantane olarak bunu aktarmak istedim. Peki bu parlamenter sistem, diyelim ki bu muhalefet bloku seçimi kazandı, iktidara geldi. Diyelim ki birlikteliklerini koruyabildiler ve tüm o referandumlar, anayasa değişiklikleri hepsinden başarıyla geçtiler ve parlamenter sistem geri geldi.
Şundan dolayı size soruyorum. Siz İttihat Terakki'den bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli dönemlerini yazdınız. Kitaplarınızda, makalelerinizde. Ve Türkiye'nin de siyasi tarihinin ezici bir çoğunluğu parlamenter sistemle geçti. Peki parlamenter sistem bu bahsettiğimiz sorun alanlarında kendi başına bir çözüm müdür? Yahut da bu iktidar değişirse, yeni bir iktidar gelirse parlamenter sistemle beraber hayatımızda neler değişir? Bu çok da böyle afaki bir soru değil bence. Çünkü yaşanmışlığı da var, tecrübemiz de var. Sizin de bir Türkiye siyasi tarihini birinci elden araştıran, yazan, çizen bir isim olarak bu noktadaki görüşlerinizi merak ediyorum. Parlamenter sistem bir reçete olarak tutar mı hocam? Yani şimdi aslında şeye baktığımız zaman, o bildiriye baktığımız zaman birkaç defa terkip olarak geçen ifadelerin bir tanesi de şu. İstişare ve uzlaşı. Yani diyorlar ki biz istişare ve uzlaşıyı öne çıkaracağız. Şimdi uzlaşı zaten parlamenter sistemin en temel kavramlarından bir tanesiydi. Herhalde Saadet, işte Davutoğlu ve Deva da girince meseleye bir de istişare geldi. Ama istişare meselesi biraz sakat bir meseledir aynı zamanda. Ama onu söylemeden önce özellikle Yusuf Hoca'nın Davutoğlu analizine bir şey eklemek istiyorum. Yani bu Cumhuriyet Gazetesi analizine. Herhalde Davutoğlu 70'li 80'li yıllarda özellikle dükkana babasına gelen Tercüman gazetesini cebine katlayarak koyup okula gitmekten utanan öğrencilerden bir tanesiydi gibi geliyor bana. Cumhuriyeti böylesine kafasında ululadığına göre. Ama en nihayetinde şöyle de bir şey var. Şimdi bu istişare meselesi aslında parlamenter sistemin bizde en eğretilenmiş halidir. Yani ne demek istiyorum? Şunu söyleyeyim. Şimdi bu parlamenter sistem meselesi aslında bir nevi Namık Kemal'e kadar, Namık Kemal'in işte meşveret kavramına kadar giden, oradan meşrulaşan bir hali vardır. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Yani sanki bizde parlamento iktidarın bir anlamda paylaşıldığı bir kurumsal yapı değil de iktidarın yani kendisine danıştığı bir kurumsal yapıymış gibi dizayn edildi 1876 ile birlikte. Ve aslında o öyle kaldı. Hatta 60 darbesini yapanlar anayasayı yapan parlamentoyu kurucu meclis derken aslında abarttılar. Mesela 80 darbesini yapanlar bu abartıyı hiçbir şekilde kullanmadılar. Dediler ki danışma meclisi. Çünkü son söz zaten bizde askerlerde. Yani bu yüzden aslında parlamento sanki o danışma meclisi mevzuunda hep kaldı. Şimdi bir bu tarafı var. Bir de şu tarafı var. Şimdi parlamenter sistem bize ne vaat ediyor? Yani kurumsal olarak batılı sistemde parlamenter sistem bize iki şey vaat ediyor. Bir tanesi şu. Diyor ki parlamenter sistem ben artık bundan sonra siyaseti aleni yapacağım. Yani ne demek? Müzakereleri herkesin ortasında yapacağım. Bu yüzden işte millet onları televizyondan seyrediyor. Aynı zamanda işte isteyen müzakereleri bir şekilde dinleyebiliyor. Yani bu şu demektir aslında. Siyasi kararları aleni alacağım. Yani şimdi mesela biz parlamenter sistemde mesela bu vaadin gerçekleştiğini hiç düşündük mü? Hiç düşünmedik. Yani çoğu zaman aslında kararlar bir nevi parlamentodaki müzakereden önce alınıyor ve müzakereler aslında şova dönük müzakereler halinde oluyor. İkincisi parlamenter sistem dedi ki yani ben aslında buradaki aleni müzakerelerde ortak bir toplumsal akıl yaratacağım. Rasyonel bir akıl. Kararları yavaş alacağım ama doğru alacağım. Yani en sonunda doğru, rasyonel bir karara ulaşacağım. Şimdi bu açıdan da parlamenter sistem aslında vaadini çok gerçekleştirdiğini söyleyemeyiz. Yani parlamentodaki müzakerelerin çoğu ebedi sürecek bir sohbet havasında geçiyor. Yani kulislerde birbirleriyle çay içen isimler işte içeride biraz kavga eder gibi davranıyorlar. En nihayetinde herkesin işte biraz kanaatleri değişse de oyları hiç değişmiyor. Bernard Shaw'ın çok meşhur sözüdür bu. İşte İngiliz parlamenter. Der ki parlamentodaki müzakereler zaman zaman kanaatim değişti oldu ama oyum hiç değişmedi der. Çünkü bir parti disiplini var. O parti disiplinine göre oy vermek zorundasınız. Yani parlamenter sistemin reel işleyişi aslında bize vaat ettiklerini çok fazla gerçekleştirmedi. Ama şöyle de bir gerçek var.
En nihayetinde siyaset çok hızlandı. 2 saatte karar vermeniz gereken ve bunu uluslararası bağlamda yapmanız gereken durumlarla karşılaşıyorsunuz. Pandemi gibi koskocaman dünyayı saran bir krizle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ekonomik krizleri daha sık yaşıyorsunuz. Ve kriz dediğiniz şeyler giderek daha sıklaşmış durumda. Yani ister nereden geleceğini de bilmiyorsunuz. Yani bir nevi aslında olağanüstü halleri artık olağan bir şekilde yaşamaya başladınız. Ve burada da aslında çabuk karar almak zorundasınız. Ve başkanlık sisteminin aslında belki de en büyük avantajı bu. Yani çabuk karar alıyorsunuz, yanlış karar aldığınız zaman da çabuk değiştiriyorsunuz. Kararınızı da çabuk değiştiriyorsunuz. Yeni duruma göre yeniden karar alabiliyorsunuz. Parlamenter sistemin ise daha yavaş ama daha rasyonel karar alma gibi bir iddiası var. Ama bu iddia da oldukça sıkıntılı bir iddia olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş iddiası bununla çok alakalı değil. Aslında güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş iddiası özellikle muhalefetin çoklu yapısıyla alakalı. Aslında anlaşmazlıklarının çok derin olmasıyla alakalı. Yani diyorlar ki evet bu kadar anlaşmazlık olan bir yapı içinde ancak bizi bir nevi parlamenter karar alma mekanizması bir araya getirebilir. Başka türlü hiçbir şey aslında arkamızdaki kitleyi bütünleştiremez diye düşünüyorlar. Yani bir anlamda herkesin konumunu koruduğu, birbiriyle uzlaşmadığı aslında hani uzlaşı peşinde koşsalar da birbirine uzlaşmadığı, asla da uzlaşmayacağı ama yan yana duracağı bir sistem kurmak için aslında bir sistemi tekrar idame etmek için parlamenter sistemden bahsediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, muhalefet yani bir anlamda şunu söylemeye çalışıyorum. Muhalefet bu kadar parçalı olmasaydı parlamenter sistemden bahsetmezdi. Yani bu kadar parçalı olması ki dikkat ederseniz uzlaştıkları tek şey de iktidarı düşürmek. Bu aslında İttihat ve Terakki dönemine de çok benziyor gerçekten. İttihat ve Terakki içinde de hem bir taraftan Prens Sabahattin'in liberal kanadı vardı. Hem bir taraftan Ahmet Rıza'nın daha üniter devletçi kanadı vardı ki iktidara gelir gelmez ilk harcadıkları zaten Prens Sabahattin olmuştu. Hatta her ikisini bir arada tutmaya çalışan bir de Ermeniler vardı. Aslında Ermenilerin şu an o zamanki işlevinde şu anda HDP yerine getiriyormuş gibi bir gizli ortak olarak. Aslında İttihat ve Terakki dönemiyle İslamcı var mı? çok benzer bir yapıya sahipti. Dini mezhep. Onların da tek uzlaştığı konu Abdülhamit'i devirmekti. Devirdiler. İlk yaptıkları şey özellikle Prens Sabahattin'i İstanbul'da yaşayamayacak ortam oluşturmak oldu. Prens Sabahattin tekrar Paris'e kaçmak zorunda kaldı. Seçimden sonra böyle şeyler olur mu Türkiye'de bilmiyorum. Ama şu var, eğer bu muhalefeti bir aşure olarak kabul ederseniz, aşurenin hala kıvamını oluşturan, o aşuredeki sağlam buğday tabanını oluşturan CHP zihniyeti, diğerleri sadece aşureye tat vermeye çalışıyorlar. Nitekim işte tadın ağırlığını İyi Parti oluştururken bir zamanlar, şimdi daha rasyonel çıkarımlarıyla, danışmanlık tecrübesiyle Davutoğlu oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani bir nevi yani baktığımız zaman eğer aşurenin içindeki üzüm İyi Parti ise aşurenin üstündeki narlar da aslında Gelecek Partisi gibi geliyor. Yani bu Çok açıdan ilginç bir aslında benzetme tadı oldu biraz değişti. hakikaten. Evet, tadı biraz değişti. Yani tadı farklılaştı. Yani artık tarçının ne olduğuna siz karar verin. Ama en nihayetinde görünen şu, İyi Parti yani özellikle koalisyondaki kıvamı hala CHP korusa da tadın ağırlığı ciddi bir şekilde dönüşmüş durumda yeni katılan elemanlarla birlikte. Ve Hocam bundan da en karlı yemek çıkanı tarifiyle Kılıçdaroğlu. hocam programımızı kapatacağız öyle gözüküyor. İlginç bir benzetme Bundan da oldu aşure en karlı benzetmesi. çıkanı Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkürler bu değerli katkılarınız için. Bir ara bizi Bünyamin Hoca İttihat Terakki'ye kadar götürdü. Dedi ki o zaman da Ama her ne kadar güzel benzetmeler tam da yaptı. oturan bir Hakikaten. benzetmeydi. İşte İslamcısıyla, milliyetçisiyle, efendim söyleyeyim, üniter devlet yapısını savunanıyla, liberaliyle çok başlı bir İttihat Terakki tecrübesi. Sonrasında birer birer o başları ezdi. Kimin kime tekabül ettiği kısmını belki başka zaman daha O da detaylı belki de açarsa bence tek bir hani orada
şeyle yani iki yapı arasında benzetme yaptı. Hani o zaman şimdi o temsil ediyor bağlamında. Ama belki mesela Prens Sabahattin'dir, işte İslamcı boyutu vesaire. Ben Prens Sabahattin'den Ali Babacan anladım. O yorumu orada çıkardım. Orada epey bir benzetme yapılacak nokta var. Hocamdan başka bir zaman bunları da dinleriz inşallah. Hocamla aslında müstakil bir İttihat Terakki programı yapmak lazım. O günden bugüne kadar getirmek adına. Teşekkürler Büyümin Hocam. Bize çok ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Güzel hem tarihten referanslarla hem de bugünün siyasetinde detaylı bir şekilde konuşabildik. Yusuf, seninle haftaya tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bu haftalık da bu kadar diyoruz değerli izleyenler. Muhalefet İttifakı'nın bir araya gelme çabalarının bu altılı görüşme sahnesini bugün konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir gündem maddesiyle tekrar Türkiye siyasetini masaya yatıracağız.